Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sütre meselesini, yani namaz kılan bir insan önüne namaz kıldığını gösteren bir, işte nedir, bir ağaç dikecek veya bir şey koyacak. Şey değil mi çocuğum? Heh. Ben bu defa ilmeğe... Evet, oradayız işte. Onunla alakalı yine yani. Hmm. Aynı bahis. Ama bugün nedir? Bâbu def'il marri ve mâ aleyhi minel ismi. Enteresan. Yani önünden geçeni engellemek. Ve ona netice olarak onun başına ona gelen günah. Demek ki namaz kılan önünden geçmeyi engelleyebilirsin. Evet. Ve günahtır bu önünden geçmek. Geçen için. Tabii geçen için. Ve ruhsati fi zalike littaifine bil beyt. Bak bunu yaşadık. Yani Kabe-i Muazzama'da tavaf edenlere bu konuda ruhsat var. Tamam mı? Arkada namaz kılıyor, önünden geçiyoruz. Zarar yok. Evet. Ali İbni Ömer radıyallahu anhuma ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu ki اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُسَلِّي biriniz namaz kıldığında فَلَا يَدَعْ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَدِهِ kimsenin önünden geçmesine müsaade etmesin, terk etmesin. فَاِنْ اَبَا ısrar ederse فَلْيُقَاتِلُهُ onunla dövüşsün. Allah Allah. Enteresan bir şey. Dövüşsün diyor ya. Manayı göreceğiz bakalım nasıl açıklıyorlar. Allah Allah. Yani savunsun. Allah Allah. Önce en güzel. Ondan sonra daha şiddetli. Ölüme kadar gidiyormuş. Allah Allah. Fakat alimler diyor ki hayır hayır. Silahla mukatele yasak diyor. Şafiler diyor ki evet. Yani savaşa neyse onu sonra okuyalım. فَاِنَّ مَعْهُ الْقَرِيمُ çünkü yanında arkadaşı var. Arkadaşı dediği yani arkadaş. Şeytan demek o. Tamam mı? Yani o namaz kılan önünden geçenle arkadaşı şeytan var. Onun için savaşsın diyor. رَوَاهُ أَحْمَدْ وَمُسْلِمْ وَابْنُ مَاجَ وَاَنْ اَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ demiş ki سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولْ duydum ki Resulullah buyuruyor. اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ اِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ eğer insanlardan kendisini aralayan bir şeye doğru bir kişi namaz kılıyorsa, sütre yani, فَاَرَادِ اَحَدٌ اَنْ يَشْتَازَ بَيْنَ اَدَيْهِ ve birisi de onun önünden geçmek istiyorsa, فَلْيَتْفَعْهُ engellesin. فَاِنْ اَبَى eğer diretirse geçmekte, فَلْيُقَاتِلُ onunla savaşsın, savaşsın dediği mücadele etsin. Evet. فَاِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانِ şeytandır o. رَوَهُ الْجَمَاءِ اِلَّا تِلْمِذ۪ي وَبْنُ مَاجَ güzel. Şimdi şurayı anlayalım. Yani çok manidar. Alimler diyor ki öyle savaşmaktan kasıt silahla savaşmak değil. Ama Şafilerden bir grup evet evet gerçek manada savaş manasınadır demiş. Diğerleri de bir şey söylemiyor zaten. Başka ne var bizimkilerden? Cumhur diyor ki, eğer bir kimse önünden geçer, onu da engellemezse, yani cevap vermesine gerek yok. Tamam? Çünkü cevap vermesi demek, önünden yeniden geçmek demek diye ifade etmiş. Farz değil yani bu. Anladın mı? Tavsiye ediliyor. Burayı anladık mı kardeş? Bizim Hanefiler de bir şey söylemiyor. Allah rahmet eylesin. Demek ki savaş yok bizde. Neye bakıyorsun? Evet, altını çiziyorum. Evet. Gelelim ikinci bir hadise. Daha doğrusu diğer bir hadise. وَاَنْ اَبِنْ نَدْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْعُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ اَبِي جُهَيْمٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِسِ بْنِ اَسْسَمَّتِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ bu zat demiş ki, herhalde bu cümlenin tek kelime manası bu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurmuş. لَوْ لِيَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُسَلِّ eğer namaz kılanın önünden geçen adam bilseydi مَذَا عَلَيْهِ üzerine olan günahı لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَع۪ينَ Allah Allah. 40 gün durması خَيْرَ لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ
namaz kılan önünden geçmekten daha hayırlı olduğunu bilirdi. Anlatabildim? Çok enteresan. Kale Ebu Nadr, la edri, kale 40 yevmen, ev şehren, ev seneten. Bilemiyorum, 40 gün mü dedi, 40 ay mı dedi, 40 sene mi dedi? Revahul cemaat. Yani günah, ne kadar günah olduğunu, mada aleyhi minel ismi demek yani. Evet. Bukhari'de de varmış zaten. Geç. Gayet açık, büyük günahlardan biri. Ve çok önemli, nafile namazla farz namazlar arasında da fark yok. Bu da önemli. وَعَنِ الْمُطَّلِبِ اِبْنِ اَب۪ي وَدَاعَةَ اَنَّهُ Bu zat رَأَ النَّب۪يَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ görmüş ki Resulullah يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَن۪ي سَهْمٍ Sehm oğulları kapısına yakın namaz kılıyor. وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ اَب۪ي Önünden insanlar geçiyor. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ Aralarında da bir sütre yani bir engel yok. Revahu Ahmet ve Ebu Davud. Peki bunu Revahu İbn-i Mace ve Nesai yine bunlar da rivayet etmiş. Ve lafzuhuma lafzı da şu. Raitun Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Gördüm ki Peygamberimiz İza feraga min süb'ihi süb' ne demek? Enteresan. Ha, yedi tane tavaftan tavafı bitirince Allah Allah. Ce'e geliyormuş hatta yuhadiye bir rükni rüknül hacere miydi? O tabi. Yo rükni yemameye o selam verdiğimiz yer var ya. Evet. Oraya hizasına gelir. Fesalla namaz kılardı. O değil mi? Orada kılıyoruz biz de. Yoksa rükni hacer mi? Ulan iyice şaşırdık ya. Şeyi de unuttuk ha ne derler. Neyse. Öyle öyle tamam. Fesalli hareketen iki rekat namaz kılardı. Fi haşiyetil mataf. Tavafın bittiği yer. Evet. O Hacer-i Resvet'ten sonraki o köşeyi kastediyor. Rükünden kasıt. Rükni yemani mi diyorlar ona? Şimdi hac rehberleri beni tenkit edecekler. Ulan bunu bile bilmiyor. Tam dört defa hac yaptım. Belki 10 kere de umre yaptım. Ama insan unutuyor yani. Neyse boş ver. Ve leyse beynehu ve beynet tavaf ehadun. Tavafla kendi arasında da kimse yoktu. Tamam. Evet. Yani Kabe ile şey arasında, kendi arasında bir sütre yoktu. Bu gösteriyor ki sütre farz değil. Ama tavsiye ediliyor. Bâbu man salla ve beyne yedeyi insanun ev behimetun. Bir kimse namaz kılsa önünde de bir insan var veya bir hayvan var. Bunu nasıl izah edeceğiz? An Ayşe'te kâlet diyor ki Hazreti Ayşe. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli salatehu minel leyl gece namazını kılardı Peygamberimiz. Ve ene mu'taridatun beynehu ve beynel kıble i'tira del cinaze. Cenaze gibi kıble ile onun arasına ben vuruldum. Fe ize erâdi en yutira vitir namazı kılmak istediği zaman el kazani beni uyandırırdı. Fe evtertu ben de vitir namazı kılardım. Revahul cema illet tirmidi. Bu neyi gösteriyor? Gösteriyor ki aha enteresan. Yani uyuyan adamın anlatabildim mi? Şeyi mekruh değil yani. Enteresan. Uyuyana karşı namaz kılmak mekruh değil. Ama bazı alimler hoş olmaz demişler. Ama bizim, ben de aynı kanaatteyim. Bizim mezhebimizde de hadis gösteriyor ki kadın namazı kesmez. Bu konu gelecek diyor. Ve huve hüccetun bu hadis, bu rivayet delildir ki fi cevazi salati ilen naimi uyuyan adama doğru namaz kılmak caiz. Ama insanı alıkoyabilir huzurdan, huşurdan yani. Bitti. Ve an meymunete اَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَيْضًا لَا تُسَلِّي Meymune radıyallahu anha bazen hayızlı olurdu ve namaz kılmazdı. وَهُوَ مُفْتَرِشَةٌ لِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Yani o Resulullah'ın hizasında yatakta uyuyordu. وَهُوَ يُسَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ Yani onun başörtüsüne doğru. Tamam. Humretine doğru. Seccade demek bu. Yok.
seccadesine doğru, seccadesine doğru namaz kılardı. Seccade demekmiş. Humra. Yani yataktayken bana doğru onun hizasında namaz kılardı diyor. İza secede esaben ibadü selvi. Secdeye gittiğinde elbisesinin bir kısmı bana değerdi. Evet. Müttefakun aleyh. Demek ki hadis gösteriyor ki namaz kılanın elbisesi hayızlı kadına değmekte herhangi bir mekruhluk yok. Evet. Oldu mu? Ve anil fadl ibn Abbasin kale buyuruyor. Zâran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Abbasen fi badiyetin lena ve lena küleybetun ve himaratun terha. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bizim bir şeyde dışarıda badiye dediği sahrada olan bir yerimizde bizi Hazreti Abbas'ı ziyaret etti diyor. Yani Hazreti Abbas'ın oğlu anlatıyor bunu. Bizim küçük bir köpeğimiz ve bir de yani ekin yiyen bir küçük sıpamız vardı. Yani eşek. Fesalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el asra. İkindi namazını kıldı Resulullah. Ve huma beyne edey. O küçük köpekle küçük sıpa önündeydi. Felem yuakhara ve lem yüzzera. Ne öteye itildiler o ikisi de, ne de bertaraf olun diye engellendiler. Oldu mu? Revahu Ahmet ve Nesai ve Ebu Davud'un aynı manada. Hadis gösteriyor ki köpek de eşek de namazı kesmez. Bu konuda ihtilaf var. Dolayısıyla bu ihtilafı yani ileride açıklayacağız diyor. Peki açıklayacaksan şimdilik konuşmayalım. Oldu mu kardeş? Evet. Bakalım eğer vaktimiz varsa bunu da okuyalım. Çünkü burada uzun tartışma yapıyor. Kalsın mı burada? Ya kalsın bence. Şeyi Kur'an-ı Kerim bizi hem yordu hem de küçük bir yanlış anlama yaptık. İnşallah yarın onu düzelteceğiz dersin başında. Yani sonradan düzelttik. Ama yani daha güzel anlatılabilirdi. Tefsir bayağı vakit aldı.